10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları. SDR Dikey yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kimya SDR Dikey Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 110 sınıfta arkadaşlarınızla ikişerli gruplar oluşturunuz. Çevrenizde bir araştırma yaparak ayırma ve saflaştırma tekniklerinin kullanıldığı alanları belirleyiniz. Belirlediğiniz bu alanlarla ilgili grup arkadaşınızla işbirliği yaparak bir sunum hazırlayınız. Sunumlarınızı sırayla sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Sunum, bir konunun veya bir araştırma sonucunun dinleyicilere aktarılmasıdır. Amacı bilgi vermek, bilgileri yenilemek, araştırma sonuçlarını açıklamak ve bilimsel bir araştırmaya katkı sağlamaktır. Sunumu hazırlayacak kişi konuya hakim olmalı, farklı ve güvenilir kaynaklardan bilgi toplamalıdır. Sunumu daha etkili hale getirmek için slaytlar hazırlanabilir. Sunum sırasında slaytlar ve konuşmalar eş zamanlı olmalıdır. Sunumu gerçekleştirirken dili güzel kullanmaya özen gösterilmeli, sadece sözlü olarak değil vücut diliyle de dinleyicilerle iletişim kurmaya önem verilmelidir. Sunumunuzda tüm bu uyarıları dikkate alınız. Cevap, maddeler doğada çoğunlukla homojen veya heterojen karışımlar halinde bulunur. Bu maddeleri saf olarak elde etmek için karışımdan ayrılması gerekir. Maddeleri karışımlardan ayırmak için maddelerin aşağıdaki özelliklerin farklı olmasından yararlanılır. Mıknatıstan etkilenme. Erime noktası farkı. Tanecik boyutu farkı. Kaynama noktası farkı. Çözünürlük farkı. Yoğunluk farkı. 10. sınıf SDR Dikey Yayıncılık Kimya Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.